Arkadaşlar merhaba ben Murat, İsviçre'den hepinize selam. Arkadaşlar biliyorsunuz dünden beri yani Avrupa saatiyle geceleyin Amerika'da seçimler başladı. Şimdi şu anda çarşamba e, öğlen saatlerindeyiz. Amerika'da gece oldu, seçimler e, bitti, sayımlar durdu, millet ıstıratını yapıyor. Buranın akşam saatlerinde orada gene sayımlar devam edecek ve söylendiklerine göre Trump galiba biraz ileride yalnız biraz evvel okudum gazeteden diyorlar ki birden kazanabilir. Yani daha tam şansı bitmemiş. Trump da mahkeme zoruyla sayımları durduracakmış. Ben bu Trump'ı 4 seneden beri anlayamadım. Şimdi bir daha seçilirse, bir 4 sene daha başbakan olursa o 4 sene de anlayamam. Ya benim bu adama aklım ermiyor ya da bir, bir iş var yani. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar bu Trump zaten milyarder. Adamın her şeyi var zar zor başbakan oldu. Geçen sefer başbakan olduğunda bir şeyler yaptı onun için oldu dendi, söylendi, yazıldı, gazeteler yazdı, televizyonlar söyledi. Bunları ben uydurmadım. Hepimiz biliyorsunuz. Trump dünyaya ne getirdi? Başbakan olduktan sonra hiçbir şey getirmedi. Bütün dünyaya zararı oldu. Hatta Türkiye'ye de zararı oldu. Bunu da biliyorsunuz. Amerika'ya yararı oldu mu? Oldu. Kimin için oldu? Zenginler için oldu. Ne oldu? Zenginler daha çok zengin oldu. Onların vergilerini düşürdü. Başka ne oldu? Fakirler daha fakir oldu. Bu adam sevilir mi? Zengin olsan sevilir, seversin. Ama ben şimdi ne Amerika'da yaşıyorum, ne orada zenginim, ne de fakirim. Ben Avrupa'da yaşayan bir insanım. Bu adamı seviyor muyum? Sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Yaptıkları hoşuma gitmiyor. Avrupa'ya zararı oldu, Türkiye'ye zararı oldu. İran'a zaten zararı var. İran'ı her şeyi yasakladılar. Yok efendime söyleyeyim yağ satamaz, yok şunu satamaz. Ya kardeşim sen satıyorsun, o neden satamasın? Adamlar her şeye, her memlekete karışıyor. Bu dünyanın polisi mi bunlar? Gelelim bir dene arkadaşlar, bir 30 yaşında senatör olmuş, genç yaşlarında çok şeylere ulaşabilmiş, politika üzerine çok şeyler yapmış bir adam. Dün televizyondan seyrettik maalesef, bazı çileler de çekmiş, başına kötü şeyler gelmiş. Genç yaşında, 30 yaşında, 30 yaşındaydı değil mi? Hanımını kaybetmiş, oğlunu kaybetmiş, öbür oğlunu daha genç yaştayken kanser olmuş oğlu, onu da kaybetmiş bu adamın başına çok fena şeyler gelmiş. Yazık. Yalnız ben birden olsam adam zaten onun da fabrikaları var, her şey var. Adam zaten milyarder. Hiç uğraşmam. Neden? Adam 78 yaşına gelmiş. Abicim, kardeşim. Benim dedem 78 yaşına geldik geldiği zamanları hatırlıyorum. Adamın eline Televizyonun komandosunu bile vermiyorduk. Neden televizyonun programlarını karıştırır diye. Bu adam gelmiş 78 yaşına daha başbakan olma uğraşıyor. Yani başbakan olsa 4 sene başbakanlığı sürse 82 yaşına kadar başbakan. Bilmiyorum 81-82 yaşında adamın aklı daha hala öyle yüksek bir pozisyonda işe çalışır mı ve nasıl çalışır. Bana sorarsanız arkadaşlar bu başbakan olma için buna da bir yaş hudutu kurmak lazım. Ve Amerika sistemi iyi yoksa iyi. 8 sene, 8 sene sonra sandalyeni vermen lazım. Bu maalesef çok devletlerde yok. mesela Rusya'da Putin kanunu değiştirdi. Adam galiba ölene kadar başbakan kalacak. Buna benzer daha başka devletler de var. Şimdi ismini söylememe gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi belli değil. Trump mı yapacak? Biden mi yapacak? Siz ne diyorsunuz? Bana yorum yapın. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biden başbakan olursa nasıl olur? Ona da hiç benim içim ısınmadı ama herhalde Trump kadar fena olmaz dünyamız için. Yani dünyamız için söylüyorum. Adam Amerika diyor başka bir şey demiyor. Meksiko'ya 3000 bilmem kaç kilometre duvar yapmaya başladı. Ya kardeşim neden biz bu dünyayı böyle yani sınırlıyoruz, yapıyoruz? Biz hepimiz kardeş değil miyiz ya? Bu dünyaya gelmişik neden yani böyle birbirimize yapıyoruz? Her neyse biliyorsunuz ben aslında politika üzerine konuşan adam değilim. Politikayla da işim olmaz. Bu videoyu yapayım mı yapmayayım mı çok düşündüm. Dün biraz seçimleri takip ettim. Yani takip ettim İsviçre'den, İsviçre'de elimden geldiği kadar televizyondan. Bu sabah saat 5'te kalktım yine televizyondan yenilikleri öğrendim filan haberlerden. Ondan sonra dedim Murat, e, ufak bir video yap. Sen düşündüğünü söyle. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın, yazın. Bugün vaktim olursa e, elektronik, elektronik üzerine video yapacağım. Medya market gibi bir yerden geçersem oradan cep telefonları, televizyon fiyatları artık ne varsa kahve makinesi filan onların fiyatlarını size ileteceğim. Bu arada İstanbul aşağı bakıyorum arkadaşlar oraya not aldım. İstanbul esenlerden Melih kardeşim selam istedi bol bol selamlar İstanbul'a. Buradan hepinize bol bol selamlar. Bütün dünyaya bol bol selamlar. Kendinize dikkat edin, sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın Murat.